Sevgili seyirciler, Karahisar TV ev sahipliğinde Kocatepe Gazetesi, Türkiye'li Gazetesi, Odak Gazetesi ve Ana Haber Gazetesi yazarları olarak bu akşam da AK Parti milletvekili ve yeni dönemde de milletvekili aday adayı Avukat Ali Özkaya'yı ağırlıyoruz. Hoş geldiniz Sayın Vekil. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Sayın Güz Bey. Size ve bütün arkadaşlarımıza hayırlı yayınlar diliyorum. Sayın Vekilim, gündem yoğun. Ziyaretleriniz fazlasıyla var. Hem gündemi, hem Afyon'daki son atmosferi, hem de dün akşam o gördüğümüz çirkin fotoğrafı sizinle konuşmak istiyoruz. Elbette arkadaşlarım size değişik sorularla sıkıştıracaklardır. Çünkü özellikle şu iki baştaki arkadaşımıza dikkat edin. Sezer'le ben en zayıf ama ikisi çok kuvvetli bir şekilde sorular soruyorlar. Şimdiden yayının başında sizi uyarmış olayım. Teşekkür ederim. Evet Sezer Başkan, sizinle başlayalım. Sayın Milletvekilim, tekrar hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Önce Mehmet Bey'in bahsettiği gibi sizin son attığınız tweetler ve AK Parti camiasının hakikaten sosyal medyada büyük tepki gösterdiği bir poz var. İsterseniz onunla başlayalım. Evet. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadenin üzerinde ayakkabılarıyla çekilmiş bir fotoğrafı yayıldı. Bununla ilgili yorumlarınızı alabilir miyiz Sayın Vekilim? Bir şey ilave edelim mi? Tabii. Aynı şekilde Fethullah Gülen'in de bir seccade üzerinde yine ayakkabıyla bir pozu vardı. Evet. O da bir çağrışım yaptı mı? Tabii bu hiç şüphesiz ki birbiriyle çağrışım yapıyor. Bizim özel önem verdiğimiz simge değerlerimiz vardır. Mesela bayrak. Bayrak bir bez parçasıdır. Ama Türk bayrağına dönüştüğü an bizim için kutsal hale gelir. Başörtüsü bir bezdir. Ama bir başörtüsü olup bir hanımefendinin başına olduğu zaman bir kutsal hale gelir. Seccade de bir bez parçasıdır, bir dokumadır. Ama bir Müslümanın alnını secdeye koyduğu zaman ona biz özel bir önem ve kutsiyet atfederiz. Temizliği, nezaketi, Allah ile olan bağlarınızın bulaştığı ve insanın dünyada en yükseldiği yer alnının secdeye değdiği yerdir. O nedenle bu kutsallarımıza bu kadar önem verdiğimiz bir yerde Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Canan Kaftancıoğlu ve iki aday, bir Düzce eski baro başkanıymış, o da milletvekili aday adayıymış, daha sonra öğreniyoruz. Seccadenin üzerine basarak fotoğraf çekildiklerini gördüm. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını da okudum. İşte efendim ben fark etmedim, kimse beni uyarmadı diye. Mesele şu, fark etmemiş olması gerekir. Ben de ona inanmak isterim. Çünkü bu ülkede seccadenin üzerine ayakkabıyla basan bir insanın hayatı boyunca bir şeyi kazanma, hele bir siyasetçinin siyaset yapma imkan ve ihtimali yoktur. İlk sosyal medyada diye düştüğünde zannediyorum bu bir dedim Photoshop. Böyle bir şey olamaz. Birileri bir şey yapıyor. Sonra CHP trollerinin hepsi birden o seccade değil kilim vesaireydi. Baktık ki seccadede malum baş tarafı genelde bir üçgen gibi kıble işareti ve Kabe işareti konulur ki seccadenin ayak tarafıyla baş tarafı birbirinden ayrılsın. Baş tarafının olduğu kıbleye doğru olan yönü belli. Hiç tereddütsüz seccade. Nasıl olmuştur? Bir alandan çıkmışlardır. Efendim işte biz adayız, fotoğraf çektirelim diye. Orada o diyelim ki karanlıktan çıktınız aydınlık tarafa, aydınlıktan karanlık tarafa geçtiniz görmediniz. Etrafınızda kameralar var, bir sürü insanlar var. Hiç kimse sizi uyarmıyor. Demek ki hiç kimse sizin kutsalınızı kutsal görmüyor. Bunun en temel noktası budur. Bir dakika Sayın Genel Başkanım, bastığınız seccade bu olamaz. Efendim bu yanlış. Lütfen seccadeleri toplayalım demesi gerekir. Birisini uyarmaz. Demek ki kimsenin umurunda değil. Bir kutsallığın kıymeti yok. Bu fotoğraf tarihe geçmiş bir fotoğraftır. 100 yıl önce de, 200 yıl önce de benzeri olan fotoğraflar var. Fethullah Gülen'in de böyle bir fotoğrafı var. Biz sizin bütün kutsallarınıza adeta meydan okuyoruz. Sizin başınızın üzerine taşıyıp alnınızı koyduğunuz yere biz ayaklarımızı koyuyoruz anlamına gelir. Siz öyle düşünmeseniz bile bu topraklarda bu kabul edilir. Ve ben inanıyorum ki birçok insan dün çok ciddi şekilde bundan yararlanmış ve alınmıştır. Önce troller epey bir saldırdılar. Bu yoktu. İşte efendim bizden tarafa CHP'ye geçmiş besleme olanlar önemli bir kısmı seccadenin kutsallığı olmadığını vesaire. Doğru.
Sıffin Savaşı'nda mızrakların ucuna Kur'an'ı yırtıp takanlar da Hazreti Ali'ye karşı demişlerdi ki Kur'an mahluktur, yaratılmıştır. Dolayısıyla Kur'an'ın kendisi kutsal değildir, manası kutsaldır demişlerdi. Öyle baktığınızda Kur'an'ı da mızrağa geçirir, bu kutsal değil dersiniz. Bunun sonu yok. Yani fetva vermeye başladığınız an bunun sonu olmaz. Sonra İsmail Saymaz gördüğüm kadarıyla bir tweet attı. Birileri uyarmadı, bir yanlışlık oldu, üzüntü duyuyoruz diye. Bugün sabahleyin de Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisinin özür tweetini gördüm. Özür dilemesi önemli ama hiçbir özür işin vehametini ortadan kaldırmaz, yanlışını ortadan kaldırmaz. Evet. Sayın Özkaya hoş geldiniz öncelikle programa. Adaylığınız da hayırlı olsun. Allah razı olsun. Sizi uzun zamandır takip ediyoruz. Afyonkarahisar'da 2007 yılındaki seçimlerle beraber Afyon siyasetinde sürekli varsınız. Daha öncesinde de Ankara'da Çankaya ilçe başkanlığı yaptınız. İki dönemdir de milletvekili oldunuz. Bugün yeniden aday olduğunuzu dikkat alırsak Afyon halkı size neden oy verecek? Bu dönemde neler yaptınız? Heybenizde neler var? Veya bundan sonraki projelerinizde nelerdir? Evet, teşekkür ediyorum. Hakikaten önemli. Yani bana niçin Afyon halkı oy vermeli veyahut da milletvekili aday olan kişiye niçin oy vermeli? Ben bir tarihi anekdotla başlayayım sözüme. Kanuni Sultan Süleyman hayatının son kısmında büyük alim Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'ye bir soru sorar. Der ki hocam bu devlet ne zaman yıkılır? Ebu Suud Efendi neme lazım hünkârım diye bir cevap gönderiyor. Tabii koskoca Kanuni buna çok bozuluyor, kızıyor. Kalkıyor Ebu Suud Efendi'nin yanına gidiyor. Diyor ki hocam ben ki Kanuni Sultan Süleyman'ım. Bu devlet nasıl yıkılır diyorum. Maazallah, Allah korusun ne olur da yıkılır diyorum. Siz bana neme lazım diyorsunuz. Bu nasıl bir cevaptır ki neme lazım diyorsunuz. Çünkü haşa hünkârım diyor. Bu devlet, devlet yöneticilerin neme lazım derse o gün yıkılır. Ben siyaset yaptığım süreçte Allah'a hamdolsun hiç neme lazım demedim. Bana ne demedim. Bir sorun varsa, bir sorunu görmüşsem o sorunu çözmek için bütün gücümle gayret sarf ettim. Benim bu telefonum 1995 yılı yanlış hatırlamıyorsam o gün aldım. Telefon numaram o günden bugüne kadar hiç değiştirmedim. 5 defa milletvekili adayı oldum. 15 seçim yaptık bütün Türkiye'de. Belki milyonlarca insanda var telefonum. Aynı telefonum o günden bugüne devam ediyor. Her yani, telefon açana... Yani burada birisine bir mesaj mı var? Valla kim hangi mesaj alırsa alır beni. Yani kısma... Mahmut Koçan'ın sürekli telefon numarasını değiştirdiği... Hayır ben yani doğrudan Ahmet veya Mehmet demem. Ama kim kendine ne alırsa onu alsın. Ben telefonumu değiştirmiyorum. Değiştirmemeyi de esas alıyorum. Çünkü bana ulaş... Evet arayanları birçoğuna cevap da veremeyebiliyorum. Sonra dönüyorum. Ve mümkün olduğu kadar zaten WhatsApp'ın durumunda da mesaj tercih edilir diyorum. Mesajdan gelenlere derhal gönderiyorum. Bunu önemsiyorum. Yani ben siyaset yaptığım her dönemde kendi partim için ne zaman bir iş varsa hiç gözümü budaktan esirgemeden yoluma devam ettim. Ankara'da bütün kapım tüm gelenlere açık. Afyon'dan gelen herkese açık. Bir talimat verdim çalışan arkadaşlarıma da. Saat 12'den 3'e kadar Allah kabul etsin. Buraya gelen herkese Afyon'dan veya Türkiye'nin her yerine soracaksınız. Karnı aç ise aşağıda mecliste yemeğini yedireceksiniz. Ve ondan sonra benimle geldiğinde görüşecek ve o derdini çözeceğiz. 2. Hastaneyle sağlıkla ilgili birisi aradığında kim olduğunu sormayacaksınız. Mutlak surette onu nasıl çözebileceksek ona gayret sarf edeceksiniz. Geniş halk kitleleriyle ilgili. Kendi teşkilatımda da ilçe başkanlarım, belediye başkanlarım hepsinin önüne düştük. Hepsinin projelerini teker teker ortaya koyduk. Projelerini sen ne yapacaksın? Az önce sizinle girerken konuştuk işte. Şimdi diğer belediye başkan arkadaşlarım alınmasın. Girerken konuştuğumuz için Dişli belediye başkanımız da siz dediniz ki Dişli'nin sporun maçı vardı. Dişli'den geliyorum.
Dişli'nin bugün yaptığı tekstil fabrikası, hibrit köfte salonu, belediye binası, o alan belki 100 milyon liralık bir yatırım. Ve sıfır kasasında para olan bir insan bunu başladı. 2-3 sene önce dedim ki Süreyya Başkan başla. Allah büyük, bir yerden gelecek. Belki 4-5 milyon kendi belediyenin parasını koydu. Geri kalan büyük kısmını kamu kaynaklarından bağış, yardım, destek alarak yaptık. Ali Altuntaş, Çobanlar Belediye Başkanımız. Onun da sıfıra yakın parası vardı. Tekstil fabrikasını başla başkanım dedik. O arada bir afet olmuştu. Afet fonundan gelen parayı yatırıma başladık. Belediyenin kaynaklarıyla diğer işi denk geldik. Ve adım adım o binayı bitirdik. Tesis başladı ve insanlara aş oldu, imkan oldu. Yanındaki biyogaz tesisi. Türkiye'de ilk defa bir belediyenin Mera'dan mevzuatı değiştirerek oraya kurduk. O imkan oldu. Yeni modern sanayi sitesi, şimdi milletvekili adayı da olan ve meslektaşınız, basın mensubu Hakan Dilek Bey'in kooperatif başkanı olduğu yerde, Türkiye'de ilk defa bir kooperatife kamunun malı parası alınmadan verildi. Onun karşılığında esnaf olduğu için Halk Bankası'ndan kredi çektik. O krediyle hem arsanın parası ödendi hem inşaata başlandı. Allah'a hamdolsun ki bu bizim fikrimiz ve düşüncemiz. Türkiye tarihinde ilk defa bir üst irtifak hakkı, Afyon Ticaret Borsası'nın üst irtifak hakkı müstakil bir hak sayıldı. Kamunun bir arsasıyla takas yapılıp Afyon Ticaret Borsası Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne kazandırıldı. Türkiye'de ilk defa mevzuatına yazık sağlık endüstri bölgesinin kanunu çıkarttık, mevzuatını oluşturduk, şirketini kurduk. Şimdi süreç süreç onun adım adım büyüterek devam ediyoruz. Türkiye'de ilk defa mevzuatını değiştirdik. Orman Genel Müdürlüğü'nün patates soğuk hava depolarını yaptık. Benim en büyük hayallerimden birisi 2007-2011 seçimlerinde de söylediğim. Yine bu dönem mevzuatları değiştik. Kanun, yönetmelik, genelgeler değiştirdik. Tarımsal sulamalarda güneş enerjisinin tarlalarda da birinci sınıf tarım arazi bile olsa %1,5'una kadar kurulabileceğinin mevzuatını çıkarttırdık. Bunların hepsi bizim araziden gördüğümüz sorunların, fikirlerin uygulamaya geçmesiyle ilgili geliştirdiğimiz projelerin üst üste getirilerek bakanlıklarla, kurumlarla, iletişimlerle çözdük. Belediyelerimize Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı'ndan her birine müracaatlarla imkanlar, kaynaklar aktardık. Enerji Bakanlığı'ndan belediyelerimizin hemen hemen tamamına, il özel idaremize 30, yaklaşık 40 milyon liralık hibe, sıcak asfalt, bütün malzemeleri aldık. Bunları getirttik. Okullarımızın tamamının yeniden yıkılıp yapılması ve yeni okulların yapılması ile ilgili alanları gezdik. Afyon tarihinde ilk defa yayla yollarını açmaya başladık. Küçükbaş, büyükbaş hayvancılığımız gelişsin diye yayla yollarını açıyoruz ki biz yayla yol açıyoruz. Birisi efendim yok orada maden mi çıkaracaklar, altıncılara mı peşkeş çekecekler? Hepimiz görüyoruz. Ne altıncısına peşkeş çektik, ne madencisine. Afyon'un çiftçisine, hayvancısına, besicisine, yetiştiricisine imkan oluşturduk. Taksisine biniyor, Kumalar Dağı'na, Emir Dağı'na, diğer dağlara giderek orada hayvancılığını yapıyor. Çok işler yaptık ama daha çok hayalimiz var. Yapacağımız çok iş var. Yani alan alan. Tarımda var, hayvancılıkta var, ulaşımda var, eğitimde var, sağlıkta var, üniversitede var, turizmde var. Yaptığımız işler var ama binlerce ya şükür olsun ki daha yapacağımız işler var. İlk defa 2007'de dediğiniz gibi milletvekili aday oldum. Mermer atölyelerini ve sucuk et tesislerini geziyoruz. Fevkalade geri durumdaydı. Hep o zaman işte elektrik fiyatları yüksek ya biz de diyorduk ya güneş enerjisini yapsak çatıya. Bunlar imkan daha rekabet imkanınız artar. O zaman fiyatlar yüksekti. Kurulum maliyeti yüksekti, kurtarmıyordu. Bizim 2011'de, 2015'te bunu yapalım dediğimize 2017-18'den itibaren şu anda Afyon'da muhteşem fabrikalarımız oldu. En son geçen bir arkadaşımın fabrikasını gittim. Yaklaşık 20 milyon dolar harcayarak kurduğu bir fabrika. 2,5-3 megawatt gaz çatıda bütün mermerin suyu alınıyor, arıtılıyor, damıtılıyor ve tekrar kullanılıyor. Müthiş bir teknoloji. Sucuk fabrikalarına gidiyorsunuz.
Değil Türkiye'nin, dünyanın en iyi, en entegre, en temiz tesisleri bizde. Otellerimize geliyorsunuz, dünyayı siz de birçok yere gezdiniz. Bizim otellerimiz kadar kaliteli, nezih, temiz otellerimiz yok. Bunları bütün bir AK Parti grubu olarak milletvekillerimize, teşkilatımıza, Sayın Cumhurbaşkanımızın çok büyük destekleriyle, bakanlarımız destekleriyle yaptık. İşte inşallah Perşembe günü Spor Bakanımız buraya gelecek. Spor Bakanımız 200 milyon liradan fazla, Gökmen Bey valimiz buradayken hatırlarsanız geldi, törenler yaptık. Hatta hemşehri bir beratı verdik. Köylerimize kadar spor tesisleri yaptırdık. Sinan Paşa Taşoluk Beldesi, belde olarak ilk kapalı spor salonunu Afyon'da oraya yaptık. Dünya şampiyonları çıkarıyor. Bakın yine güreşte dünya şampiyonumuz çıktı. Müthiş bir spor altyapısı var. Nerede bir altyapı varsa oraya. Şimdi Sandıklı bölgemiz Sera açısından Türkiye'nin bir numarası. Tarım makineleri konusunda çok iyi. Bunu çok daha iyi noktaya getirmemiz lazım. Dinar bölgemizde traktör ticareti çok güçlü. Şu anda oraya büyük bir traktör galerici sitesi yapıyoruz. Bunu geliştirmemiz lazım. Sultandağ, Çay arasında meyve, gıda ile ilgili büyük fabrikalar kurduk. Yaklaşık 15 civarında meyve fabrikası var. Şu anda o bölgeye bir gıda ihtisas organize sanayi bölgesi kurmamız lazım. Bunu iki belediye başkanımız, ilçe başkanlarımız, genel müdürümüzle görüştük. Sinanpaşa organize sanayi bölgemizi altyapısını tamamladık. Şu anda kamulaştırma işlemleri devam ediyor. İnşallah bu sene doğalgazını getireceğiz ve gücümüz yeterse yıl sonuna kadar ilk fabrika temellerini atmak istiyoruz. Türkiye'nin ilk yeşil OSB'sini buraya kuruyoruz. Afyon Merkez OSB'yi büyütüyoruz, geliştiriyoruz. Emirdağ OSB'nin 3. etabını getiriyoruz. Arıtma tesisini kuruyoruz. Ana yola çıkıyor. Bolvadin OSB doldu. Sandıklı doldu, Dinar doldu. İkinci etaplarına başlıyoruz. Daskırı'yı sanayi bölgesinden organize sanayi bölgesine çevirdik. Afyon'un en önemli sorunlarından birisi de enerji sorunuydu. Bu yıl Afyon'a yaklaşık TEİAŞ, Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi 1 milyar lira yakın yatırım yapıyor. Şu anda Afyon bir güneş enerji merkezi, yani elektrik trafo merkezi dediğimiz yenileniyor. İlk trafo merkezi, rahmetli Adnan Menderes'in yaptığı trafo merkezimiz yenileniyor. İki, Karaslan'ın temelini atmak üzereyiz. Bolvadin'in temelini attık, inşaatı devam ediyor. Etti 3. Daskırı'nın ihalesine çıktı, etti 4. İhsaniye'nin proje aşamasında ihaleye çıkacak. 5. Emirdağ'da yapacağız, 6. 6 trafo merkezini yaptığımızda Afyon'un 2050 yılına kadarki bütün elektrik enerjisi sorununu çözmüş olacağız. Çünkü enerji olmadığı müddetçe sanayi de olmaz, tarım da olmaz, hayvancılık da olmaz. Tarım ve hayvancılık için bilhassa sulamada çok eksiğimiz var. Sulama kısmını mutlaka önümüzdeki dönem büyük paralar harcayarak gücümüzün ve suyumuzun olduğu her yerde sulama altyapısını tamamlamamız lazım. Toplulaştırma ve sulamayla ilgili işlerimizi tamamlamamız lazım. Turizmde iyi bir potansiyel yakaladık. Bu potansiyeli geliştirerek artırmamız lazım. Yani Sayın Bakanımız Veysel Hocam'ın Kumalar Dağı'nda bir kayak da düşüncesi de vardı ama tabii bunlar inşallah adım adım olacak. Mesela Sandıklı Akdağ, iddiayla söylüyorum ki şimdi bakanımız gelecek, Allah nasip ederse turizm bakanımız, orada da gezeceğiz. Türkiye'nin önemli destinasyonlardan birisi olacak turizm açısından. Sayın Güz Bey'le birkaç defa da manşetten bize sistemlerini iletti. 2011 yılında başlayan Afyon Müzesi'ni bitirttik. Bütün ne dedik? Merak etmeyin. Mart sonu bitecek ve Nisan'da açacağız. Bitti. Mart bitti ama. Mart bitti. Biz de bitirdik. Ve bütün şeyleri taşıdık. Taşıyoruz. Arkadaşlarımız taşıdı. Ve orasını Allah nasip ederse deprem olmasaydı Sayın Bakanımıza gelecekti. Ve açacaktık. Nisan'da açacağız. Türkiye'nin en büyük ikinci müzesi. Turizm haftasını da açalım bari. Müzeler haftası var. Müzeler haftası bu haftaydı ama. Bu haftaydı. Yani bunu mecbur kaldık. Artık inşallah o müzemizi, Türkiye'nin en önemli bu büyük müzelerinden birisini de açacağız. Duble yollarımızın çok büyük kısmını bitirdik. Bolvadin'le Çay arasında az bir yer kaldı. Ondan sonra inşallah
Çay, Dinar arasında Çölova'sından geçen duble yolu bitireceğiz. O yolumuz bu yıl yatırım programı alınıyor. Bakanlık teklif etti. Bunu yapmamız lazım. Sandıklı Hocalar Banaz yolu. Dün o yoldan gittim. O yolun da mutlak surette uluslararası standarda getirilmesi lazım. Onu yaptığımızda o bölgeyi ciddi manada rahatlatacağız. En önemli projelerimizden birisi, çok ciddi manada yaptık. Doğalgazı yaygınlaştırdık. Yeni dönemdeki en büyük hedefimiz beldelerimizin tamamı dahil doğalgazı kullanılabilir hale getirmek. Ve depremde gördük ki en kritik işlerimizden birisi TOKİ'yi yaygınlaştırmak, sağlam konutlarla insanları konut sahibi yapmak, TOKİ'yi ihtiyaç olan her yere getirip bu sağlam konutları Afyon'a taşımamız lazım. Ve bu arada da kentsel dönüşümü Afyon, Karahisar'la hemşehrilerimizin menfaatlerine, hak ve menfaatlerine dikkat ederek en iyi şekilde tamamlamamız lazım. Tabii belediyelerimiz, belediyecilik açısından yapılacak işler var. Eğitimle, üniversitelerimiz artık bence sayısal olarak pik noktaya ulaştılar. Bundan sonra nitelik artırmamız lazım. Malum organize sanayi bölgesinde teknoparkımızın temennatlık binamız, yeni binamız büyüyor. Bundan sonra inşallah inovasyon, katma değer, üst teknoloji, bunlara kafa yoracağız. Yine Sayın Güz Bey'in bize Kanal Üste'de defalarca iğneden iğneye batırdığı mandacılık, Anadolu mandacılık tesisimiz bu yıl yatırım programımızı aldık. 30 milyon kaynağımız aktarıldı. İnşallah onun yatırımını yapıyoruz. Hayvan hastanemizi açıyoruz. Veteriner fakültemizin. Daha devam edeyim isterseniz. Havalanını. Vallahi zaten. Havalanını onu bilerek atladım. Şundan dolayı atladım. Bilerek atladım Sayın Göçük Kürt. Biz Sayın Cumhurbaşkanımıza geçen yıl Ramazan ayında gittik biliyorsunuz. Zafer Havaalanı hakikaten bölge için yapılmıştı. O gün yapılma şartlarını hepimiz çok iyi biliyoruz. 2007 seçimlerinde milletvekillerimiz dahi o günkü askeri yönetim havaalanına sokmak istememişti. Ve bu havaalanını açılmasına muvaffakat etmedi. Burası NATO'nun dedi vesaire dedi vesaire dedi. Açılmadı. Bunun üzerine Zafer Havaalanı yapıldı. O günkü şartlarda duble yollar yok. Bu kadar rahat seyahat yapılamıyor. İstanbul'a 7-8 saatte gidiyorsunuz. Ama şimdi duble yollar yapılınca İstanbul'a 3-3,5 saatte gidebiliyorsunuz. İşte sabah erkenden saatler uymuyor vesaire. Bu sıkıntı yaşayınca biz de dedik ki askeri havaalanını açabilir miyiz? Geçen belediye seçimlerinde Sayın Hulusi Akar Paşa'mız, Milli Savunma Bakanımız, Genelkurmay Başkanımız, bütün kuvvet komutanlarımız geldiğinde biz de kendilerine ısrarla bu konuda yardım talep ettik ve burayı açmak istediğimizi söyledik. Onlar da Hulusi Paşa'mız, Hava Kuvvetleri Komutanımız dedi ki Hasan Paşa ne diyorsun, açabilir miyiz? Dedi ki Sayın Bakanım, Sayın Komutanım, askerde, idarede, sivilde hepimiz tek milletin askeriyiz, idaresiyiz. Bizim açımızdan bir sakınca yok, açabilirsiniz dedi. Biz bunu basında paylaşabilir miyiz, kamuoyuyla paylaşabilir miyiz dedik. Paylaştın dediler ve basının huzurunda da kendileri de söylediler. Biz de bunun üzerine bunu evet sivil havanı açacağız dedik. Kaynak var, kolay. Sonra bunu bakanlıkla görüştük. Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştük. Tabii bakanlık ve Sayın Cumhurbaşkanımız da ya Zafer Havaalanı'nın daha aktif çalışması gerekir dediler. Bu açıdan bir adım geri durduk. Biz Zafer Havaalanı'nı canlandırmak için Eskişehir'deki üniversite havaalanının pistinin küçüklüğü, yolcu salonunun küçüklüğü vesaire nedeniyle buraya daha yoğun aktarılması, onun kapatılmadan bununla ilgili görüşmeler yaptık Ulaştırma Bakanlığı'yla, Afyon ve Kütahya vekilleri. Kararlaştırdık. Sonra bütün Afyon gazeteleri, televizyonları yazınca Eskişehir ayağa kalktı. Eskişehir Sayın Cumhurbaşkanımıza gidip bizlere şikayet etti. Bizler de gittik, izah ettik. Eskişehir'in kapatılmadığını, Afyon'un ve Zafer'in Kütahya'nın devam etmesinin doğru olduğunu. Bu yıl %30, %300 civarında sayısı arttı. Yolcu sayısı arttı Zafer'in. Bunu daha faaliyete yoğun getirin dediler. Şimdi yeni milletvekili adayı olan arkadaşlarımızın hepsi haklı olarak ve hızlı bir şekilde Zafer askeri havaalanı açacağım derler. Ama iktidar koltuğuna oturup da bütün kamunun sorumluluklarını gördükleri zaman bunun bakın biz oradaki sayın bakanlarımızın hepsiyle istişareyle yaptığımız halde devletin en üst makamı hep beraber konuşuldu en son denildi ki bu dönem bekleyelim Zafer'i aktif hale getirelim. Ha belki yarın Zafer başka bir amaçla kullanılır. Benim şahsi kanaatimde Afyon askeri havaalanının açılması mutlak şart.
Afyon için çok önemli. Bunu yapmamız için bütün gayretimizle devam etmeliyiz. Bu Afyon'un turizmini de, ticaretini de, siyasetini de hepsine yön verir, destek verir. Ama tabii bu devletin bir bütünlüğü içinde yapılabilecek bir iş. Sayın Milletvekilim, şimdi aslında sormak istediğim şeyler var ama onları ikinci bölüme Ömer Bey'den sonra soracağım. Siz hemen askeriyeden Milli Savunma Bakanı'ndan bahsedince aklıma geldi. Sizin yine girişimlerde bulunduğunuz askeriyenin Afyon'da yapacağı fizik tedavi rehabilitasyon merkezi vardı. Doğru. Bununla ilgili arsanın parası da verildi. Arsanın takası da yapıldı. Her şey bitirildi. Ne o aşamada efendim? Efendim proje çalışması yapıyorlar. Biliyorsunuz hemen yerini Küral Hasta Otel'le müzenin arkasındaki 60 bin metrekare yerimizi askeriyemize tahsis ettik. Şöyle bir sorun oldu. Tabii malum Suriye'de ve Irak'ta askerimiz çok ciddi operasyonlar yürütüyor. Devlet bir taraftan orada büyük harcamalar yaparken bu gibi sosyal tesislerde bir adım frene basmak zorunda kaldılar. Yoksa şimdi siz bir şeye başlıyorsunuz, koşturuyorsunuz. Tam evet iyi noktaya geldik diyorsunuz. Mesela Afyon'da biz kentsel dönüşümü çok çok iyi bir noktaya getirmiştik. %60'ın üzerinde devlet desteğiyle. Ama deprem olunca, 6 Şubat depremi olunca bütün varlığını devlet, millet olarak o tarafa aktarmak zorunda kaldık. Bizim gibi kentsel dönüşüm yapacaklar ikinci plana düştü. Buradaki de temel sorunumuz, Sayın Milli Savunma Bakanımız dedi ki ya bu projelerini bitirelim kaynak imkanına göre. Yeni dönemdeki önemli hedeflerimizden birisi burası. Bunun faydası ne? Bizim suyumuz şifalı. Memleketimiz çok güzel. Gerçek manada askerlerimiz Doğu ve Güneydoğu'da ve Türkiye ve dünyanın her yerinde mağdur olan, yaralanan, sakat kalan, engelli hale gelen askerlerimiz şifa bulsunlar. Buradan nasıl polis moral eğitim merkezimiz varsa Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bir fizik tedavi rehabilitasyon merkezi olsun dedik. Onlar da uygun gördüler ve proje çalışmalarını bitirdiklerinde inşallah yeni dönemde takip edeceğimiz önemli konu başlıklarından birisi olacak. Evet. Ömer Bey. Sıra bana gelmeden program bitecek. O kadar çok iş yapmışlar ki anlat bitmiyor yani. Şimdi konuşmanın arasında kısa bir eğitimden bahsettiniz. Afyon'un bence en önemli konularından bir tanesi eğitim. Özellikle çok sayıda artık ekonomik ömrünü tamamlamış, işte 50-60 yıllık okullar var. Bir ara İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban da 60 civarında okulun depreme dayanıklı olmadığını söyleyen bir açıklama yapmıştı. Özellikle işte bu Maraş depreminden sonra bu tarz binalar daha tartışılır hale geldi. Bu konuda Afyon'da daha önce 11-12 yıl önce açıklanan, ilan edilen ve bakanlık tarafından proje yarışması bile yapılan eğitim kampüsü konusu var. Bu alanda eğitim konusunda bence saydığınız birçok şey güzel ama eğitim konusunda biraz eksik ve sınıfta kaldığınız gibi düşünüyorum. Bu konuda neler yaptınız, neler yapılması lazım? Bu hem güçlendirme değil artık yıkılıp yeniden yapılması daha makul. Şemsettin'de de yaşadık. Güçlendirme yapıldı. 5 milyon harcandı fakat kolonlar patladı. Yıkılıp yeniden. Yok 5 milyon değil 350 bin lira harcandı. Ama yanlış. Biz o gün de onu yanlış gördük. Şöyle başlayayım. Bakanlık yık yap projesi önceki bakanımız döneminde başlamıştı. Afyon'da da 60'ın üzerindeki okulumuzun yıkılarak yapılması veya güçlendirilmesi karar verildi. Biz bunları inceletelim dedik. Bir kısmında vatandaşlarımız, binalarımız sağlam dedi. Bir kısmında bakanlık sağlam dedi, biz sağlam değil dedik. Şemsettin bunun tipik örneği. Bakanlık güçlendirmeyle olur dedi. Biz yapmayın, yanlış yaparsınız dedik. Güçlendirme projesi için 350 bin lira kaynak harcandı. Sonra güçlendirme için sıyrılınca sıvalar yıkılması gerektiği anlaşıldı. Daha dün akşam da Milli Eğitim Müdürümüzle görüştük. Önceki günlerde bakan yardımcımızla ve hem strateji başkanı hem bütçe başkanıyla görüştük. 31 okulumuzun
170 milyon 1/10 ihale ödenekleri gönderildi. Şimdi Milli Eğitim'le özel idaremiz arasında bakanlık, Çevre Bakanlığı'nın işi çok yoğun olduğu için özel idare ihale yapıyor. Özel idarede de yeterli personel yoktu. Geçen yıl biz oturduk. Valimiz, yeni valimiz Gökmen Bey döneminde bir kısmını oldu ama büyük kısmı Kübra Hanım döneminde karar aldık ve 20 civarında mühendis aldık özel idareye. Şimdi yine mühendisler almaya devam ediyoruz. Birimleri böldük. Proje ve ihale birimleri birbirinden ayırdık. Ve onlara da bir görev verdik. Siz en geç Mayıs ayına kadar bu 31 okul, 10 tanesinin ihalesi yapıldı. 40, 12 tane de Sayın Bakanımız buraya geldiğinde yaklaşık 2 katrilyon liralık yeni söz vermişti. 50 okulun ihalesini yapacaksınız diye. O 31 okuldan 10 tanesinin ayrıca ihalesi yapıldı. Bugünlerde başladı. Onları isterseniz buradan sayabilirim. Dün akşam aldığım için listeyi. Geri kalan 31'inin de bana dün söyledikleri Mayıs ayının sonuna kadar tamamının ihalesi bitecek. Bu ihalesi derken güçlendirme mi? Yok, hayır, yeniden yapılıp sıfırdan. Sıfırdan yapacak. Mesela ben şuradan size söyleyeyim ihalesi yapanlar. Çay Sinanpaşa Kılıcaslan Köyü Anaokulu, Çay İnli, Çay Koçbeyli, Merkez Fethi Dumlu 8 derslik. Çobanlar Zafer 8 derslik. Afyon Merkez Gazi Mahallesi 8 derslik. Merkez Ataköy Mahallesi 8 derslik. Anaokulu bunlar. Orhan Gazi 8 derslik. Eşrefpaşa 8 derslik. Afyon Merkez Güvenevler 8 derslik. Afyon Merkez Güvenevler 24 derslik. Afyon Merkez Kazım Özer A blok bununla güçlendirme. Bunların tamamının ihalesi yapıldı ve 10 Nisan'a kadar yapılacaklar. Şimdi şurada da 31 okulumuz var. Bunlar da 170 milyon özel idareye bugün itibariyle parası geldi. İhale süreçleri Mayıs sonuna kadar bitecek. Sayın Bakanımız geldiğinde şu okulların yeni yatırım programına alındı. İkisinin ihale izni geldi. 10 tanesinin de ihale yatırım programının onaylanıp izin gelmesi için sürece uğraşıyoruz. 3 milletvekilimiz Sayın Bakanımızı 2 defa ziyaret ettik. Tınas Tepe Atatürk İlkokulu, Hocalar Yeşilyurt Hisar İlkokulu, Daskır Merkez İlkokulu, Kocaöz İlkokulu, bunun yazısı geldi. Taşoluk İlkokulu, İmralı İlkokulu, Bozu İlkokulu, Kocatepe İlkokulu, İmam Hatip Ortaokulu, Çobanlar, Emirdağ Merkez Anadolu Okulu, İşçisar İmam Hatip Ortaokulu, Kızılören Anaokulu. Bunlar da Sayın Bakanımız geldiğinde oradaki Milli Eğitim Müdürlerimizin, kaymakamlarımızın, teşkilatlarımızın söyleyerek karar alındı. Ama şehirde bu kadar yoğun değil. Hayır, şehir merkezimizde bizim şu anda devam eden Şemsettin Karahisar'a devam ediyor. Güvenevlerin ihalesi verildi. Az önce 7-8 tanesini saydım. Sahip Atan'ın arkasında yeni bir okulumuzu bitirdik. Temel atacağız. Açılışını yapacağız. Şimdi sizin o kampüs dediğiniz konu, eskiden kampüs yapalım kanaati yaygındı. Fakat eğitimciler daha sonraki süreçlerde bu kampüs işinin doğru olmadığını, çok yoğun sayıda öğrencinin aynı bölgede olmasının psikolojik ve pedagojik başka sorunları gündeme getirdiğini, anaokulu ve ilkokulun mümkün olduğu kadar, hatta ortaokulun mahallesinde çözülmemesi gerektiğini, diğer okullarında, liselerinde belirli standartta, belirli bölgelerde açılması gerektiğini. Şimdi kampüs konusu zaten liseler için planlanmıştı. Liseler için, tabii. Liseler hatta için. Şimdiki Recep Tayyip Erdoğan okulunun olduğu yer. Ama süreç doğru olmadığını gösterdi. Ama şu anda son İstanbul'da yeni Milli Eğitim Bakanı kampüs okul temeli attı ve aynen de bizim buradaki modele benzer bir model. Ömer Beyciğim, mesele şu. İstanbul'da, Ankara'da arsa bulmak çok zor. Ve arsa, mesela ben Çukurambar'da oturuyorum. Çukurambar'da yaklaşık 10 tane okul yeri olarak boş arsa bekliyor. Oradaki bir arsanın kamulaştırma bedeliyle 20 tane okul yaparsınız. 20 tane okul yaparsınız. Şimdi siz İstanbul'da bulduğunuz bir yeri oldu mu çok çok okul orada yapmak zorundasınız. Ama Afyon'da arsa bu kadar pahalı değil. Bizim bütün insanları trafiğin sıkışık olduğu bir yerde herkesi toplayıp merkezden bir yere götürmemiz bence doğru değil. Biz bölgesel olarak ihtiyaç olanları
Şu merkezdeki okullarda isterseniz onları da sayayım da merkezdekiler de çıksın. 31 okulumuzun eksik kalmasın. Siz sanki bir kısmı eksik kalıyormuş gibi oldu. O zaman bunları da sayalım. Baştan itibaren Kılıç Aslan Anaokulu, İnli ihale sunuldu. Zeytin Dalı İlkokulu merkez. Metiye Dumlu merkez. Ethem Kerekçi Ali İhsan Paşa Anaokulu, Ataköy Mahallesi Anaokulu, Gazi Mahallesi Anaokulu, Güvenevler Mahallesi, Selçuklu Mahallesi merkezdekileri sayıyorum. Efendim Sedat Gökdemir Anaokulu, Kocaöz, Kocatepe İlkokulu. Yani bunların da hepsi merkez. Okullarımızın tamamının Mayıs sonu itibariyle Allah nasip ederse ihalesi olacak. Biraz geç kaldık. İki sebeple geç kaldık. Bu pandemi döneminde malum Türkiye'de inanılmaz bir ekonomik çalkantı oldu. Türkiye ve dünyada. Demir 3000 liradan 17 bin liraya kadar çıktı. Onlarca mesela hocalar kaymakamlık binası için 5 defa ihaleye çıktık. 5 defa çıktık ihaleyi iptal ettik. 2 sene oturdum. Şimdi artık demir geçen yıl 18 bin lira, 17 bin liraydı. Bugün de 17 bin lira. Bir yıldır fiyat artmadı. Çimento da ona yakın bir şekilde. Böyle olunca ihaleler daha kolay almaya başladı müteahhitler. Eskiden ihaleye çıkıyorsunuz, ihaleye kimse girmiyor. İki defa kanun çıkarttık. Kamu ihalelerini tasfiye ettik. Hem kamu zarar görüyor hem sektörler batıyor diye. Milli Eğitim'de bütün yık yaplar sanki bu son 2-3 seneye geldi. Depremde mühendisler korkuyor. Mesela size örnek vereyim. Başmakçı en sondaki köyümüz Çığrı. Çığrı'da yaklaşık bir 60 yıllık ortaokul binamız var. Tek kat ve çok sağlam. Bakanlık geldi burayı yıkacaksınız dedi. Şey diyor ki köylü muhtarımız hepsi ya bu sağlam yıkmayın bunu bize verin. Aldık köylüye verdik. Sonra Pamukkale Üniversitesi'ne gittiler para yatırdılar. Pamukkale Üniversitesi'nden mühendisler geldi sağlam çıktı. Şimdi tekrar yeniden sil baştan düzelttirdik. Mühendisler de bazen 2 kere 2 4 ediyor demiyorlar. Siz tereddüde geçiriyorsunuz Sandıkı'da. Okullarımız, merkezdeki okullarımız hepsini yıktık. Bir kısmını FETÖ'den el konulan taş şehir dışındaki yere götürdük. Bu sefer kız meslek lisesinin sayısı 1/3 düştü. Haklı olarak insanlar kızlarını sanayinin olduğu uzak yere göndermek istemiyorlar. Bu sene oturduk Sandıklı'nın o bütün sorunu çözmek için valilikte bir gün toplantı yaptık. Vali yardımcımız, kaymakamımız, belediye başkanımız, bütün Milli Eğitim Müdürümüz hepsini Sandıklı'ya gönderdik. Gittiler yerinde tek tek gezdiler. Ve sorunu çözdüler. Allah'a hamdolsun ki bu sene önemli bir kısmında inşaatı bitecek. Evet eksiğimiz olabilir. Buna bir itirazım yok. Ama eksiğimizin önemli bir kısmı ulusal ve uluslararası çaptaki ekonomik krizle üst üste geldi. Keşke o zaman kriz olmasaydı da pandemi döneminde okullar kapalıyken bunların hepsini yıkıp yapabilseydik. Bu yıl parası geldi. Şükürler olsun artık o para sorunumuz yok. Yatırım programına çok önemli bir kısmını daldırdık. Özel idaremizde inanılmaz bir ihale kapasitesine ulaştı. Mühendis sayımız ciddi manada arttı. Bir aksilik olmazsa en geç 1,5-2 yıl içinde milli eğitimimizin %90'ı inşaat olarak çözülür. Bundan sonraki bence inşaat kadar içerik mevzu eğitimdeki. Ben 80 yılında İmam Hatip'e başladım. 80 yılında başladığımda Afyon yine bugünkü gibi 60. sıradaydı. 50-60 arasındaydı. Burdur'da ilk 3'teydi. Şimdi bizim Dinar'la Burdur'un arası 59 kilometre, Isparta 60 kilometre. Isparta da iyiydi. Ben kendi kendime şunu sorardım. Ya biz aynı bölgenin insanıyız. Aynı coğrafyanın insanıyız. Aynı kültürün insanıyız. Birisi en yukarıda, birisi en aşağıda. Burada bir tuhaflık var. Evet, bunu çözmemiz lazım. Ciddi de gayret sarf ediliyor. Fakat tam böyle istenilen bir nokta geldi mi maalesef gelmedi. Yani Afyon'da bunun bir temel sebebi de Afyon'daki nüfusun %60'ı kırsalda, %60'ı şehir merkezinde, %40'ı kırsalda. Türkiye'de bu %94'e %6. Bizim gibi en fazla 5 il var. Yani biz tarım ve hayvancılığın devam ettirilmesini isteyen bir yapıdayız. Benim kardeşim
Büyük Çiftçi köyde, Dinar'da. Oğlu liseyi bitirdi. Biz arz ediyoruz ki üniversiteye de devam etsin. Dedi ki amca ben okumak istemiyorum. Ben babamın yanında çiftçiliği seviyorum. Bir sürü arazimiz var. Besanemiz var. Hayvancılığımız var. Bunları yapmak istiyoruz. Şimdi ben de son derece takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Dedim ki amcam doğrusunu yapıyorsun. Bu işi birisinin yapması lazım. Tarımı birisinin yapması lazım. O zaman tarımı, hayvancılığı yapacaksak, belirli sanatları yapacaksak, eğitimi de çok nitelikli hale getirerek, zeki çocuklarımızı daha üst noktaya taşıyarak, bakın Afyon Merkezi'nde Bilim Sanat Merkezi var, Dinar'da var. Bu yıl Sandıklı ve Bolvaden'in de açılma kararları verildi. Rehberlik araştırma merkezlerimizi bu büyük ilçelerimize koyduk. Bu büyük ilçelerimizin hepsinde en az bir veya iki tane merkezi sınavlanan okullarımız var. Çünkü merkezi sınavlarına okulaşmazsanız zeki çocuklar sizden gidiyor. Zeki çocuklar gidince de eğitimin diğer alanlarını çökertiyor. Öbür gençler bu sefer yarıştan kopuyor. Kimse gayret etmek istemiyor. Evet. Şimdi bir dakika. Ama yani tek bir konuyla bütün programı... Hayır, konuyla bütün... alakalı. Önceki milli eğitim, yani şeyde sizin okul liseye başladığınızdan, İmam Hatip'e başladığınızdan bugüne kadar bu gayet istikrarlı gitmişiz. 60'larda devam ediyoruz. Önceki Milli Eğitim Müdürü'nün arkasında Ali Özkaya var. O nedenle bu kadar uzun süre kaldı. Bu başarısızlık Ali Özkaya'nındır. Ali Özkaya 2015'te milletvekili oldu. Metin Bey herhalde daha önce geldi. 2012'de mi geldi? Sanırım evet, 11 ya da 12. Önce göndermişsinizdir efendim. Önce göndermişsinizdir. Ben gelmeden önce başladım. Yani şimdi şöyle bir şey var. Bakın bize aferin hep bunu derler. Ali Özkaya şu müdürün arkasında Ali Özkaya varmış. Şunu o getirmiş, bunu o yapmış. Ben size bir örnek daha vereyim. Mesela şu anki İl Tarım Müdürümüz İbrahim Bey. İl Tarım Müdürümüz İbrahim Bey'i önceki dönem milletvekili olan ve şimdi Deva Partisi'ne giden Hatice Hanım önerdi. Ben İbrahim Bey'i hiç tanımıyordum. İlk defa buraya geldiğinde müdür olduğunu tanıdım. İbrahim Bey çalışkan, gayretli, düzgün bir arkadaş. Yani şimdi Hatice Hanım önerdi, Hatice Hanım partiden gitti diye ben çalışkan, gayretli bir bürokrata sen de mi git demeliyim? Ben insanların çalışmasına bakarım, gayretine bakarım. Bir adam çalışıyorsa, düzgünse, ihanet etmiyorsa o müdürün arkası dururum. Şimdi bizde şöyle bir şey var. Ya ben şu adamı yiyeyim, ben bir müdürü süreyim, öbürküne şunu yapayım. Bu benim kitabımda yok. Ben bir adamı düzgün görüyorsam, vatansever ve çalışkan görüyorsam, faydalı görüyorsam o arkadaşımızı devam etmek isterim. Metin Bey'le de buraya geldiğinde tanıştım. Çünkü ben milletvekili değildim, adaydım. Metin Bey burada gelmişti. Metin Bey düzgün ve çalışkan bir insan. Gördüğüm bu. Ha, eksi hatası olabilir. Daha iyi ve daha kararlı yönetici olmasını arzu ederdim. Kendisine çok defa söyledim. Son dönemde arkadaşlarımızla konuştuk. Dedik hocam süre uzadı. Yani yönetimde süre uzadığı müddetçe sorun oluyor. Aslında genelde askerde, mülki idarede, hakim savcılarda dönüşüm vardır. Rotasyon. Bu dönüş rotasyon da başarıyı getirir. Çok uzun devamlılık doğru olmuyor. 5 sene, 8 sene, belki 10 sene olabilir. Ama daha fazlasında bence değişmesi lazım. Afyon'da 30 senedir, 40 senedir müdür olanlar var. Onları hiç konuşmuyorsunuz. Ben bilmiyorum, o 30 sene 40 sene müdürlük. Araştırın o zaman. Araştır o zaman. Yani 30-40 senedir müdür olanlar var. Yani 40 tane iktidar değişmiş hala müdür. Mesela bakanlıklarda da vardı. Güzel Sanatlar Genel Müdürü müydü? 26 sene genel müdürlük yapmıştı. Kızı da genel müdür yardımcısıydı. Şimdi biz evet çalışan gayret eden arkadaşlara destek vermeliyiz. Başka müdürlerde de İşte şu Ali Bey'in, ya kardeşim yok inanın böyle bir şey. Ben evet sevdiğim bir arkadaşın önemli noktaya gelmesini isterim. O il müdürlerini siyasal iktidar tercih etmelidir. Bu da son derece doğrudur. Çünkü ben arkadaşıma güvenmeliyim. O arkadaşıma bir konuyu tereddütsüz söyleyebilmeliyim. Ya bu benimle ilgili ne düşünür? Ben bunu söyledim, o başka bir şey mi yapar? Böyle bir şey olamaz. Ama bu arkadaş da gayret ediyor, çalışıyorsa işte birisi beğenmedi. Çünkü bu insanlar aynı zamanda ciddi manada ticarette belirli şeylere ceza yazıyorlar. Denetim yapıyorlar. Ciddi sorumluluk veriyorlar. Canı yanan hemen müdürün hakkında bir şey yazıyor. Biz her gelene bir işlem yapacak olsak
yanımızda kimseyi bulamayız. Siyaset ve yönetim sanatı beraber olduğun insanlara güvenmektir. Ama denetim engel değildir. Askeri tesislerin hepsi ne yazar malum? Denetim güvene engel değildir. Denetleyeceğiz. Ben niye televizyona çıkıyorum? Niye milletin önüne gidiyorum? Millet beni denetliyor. Niye seçime gidiyoruz? Adam sizi başarısız görüyorsa, sizin sorunları çözdüğünüze inanmıyorsa, vallahi gözünüzün yaşına bakmıyor. Kim olursanız olun. Sayın Vekilim, burada şimdi dediniz ya, 5 yılda 10 yılda bir rotasyon olunca daha iyi bir çalışma olabilir. İstikrar daha iyi sağlanabilir aslında da uzun sürede. Ama sizin söyleminize göre 10 yılda bir değişiklikler daha başarılı bir çalışmayı getirebilir dediniz. AK Parti iktidar da 20 yıl aşkın bir süredir iktidarda. Yani zaman zaman Cumhurbaşkanımız da dedi ya, metal yorgunluğu veya işte bazı şeylerde körlük olabilir. Bir değişim zamanı ülkeyi daha ileri götürebilir mi? Hayır. Onunla bunun hiç ilgisi yok Sayın Gül Bey. Hiç ilgisi yok. Çünkü değişimin özü sizin inancınızı, ümidinizi kaybetmenizdir. Bak, ben 8 yıldır milletvekiliyim. 2007'de aday oldum. İnanın büyük bir aşk ve heyecanla ne yapacağım diye düşünüyorum. Yani Ankara'dan çıktım mı ben, Afyon'a geleseye kadar hangi projeleri yapacağız, hangi sorucu alacağız, ne olacak? Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği aşkla koşan yorulmaz. Arkadaş, biz dünya tarihinin gördüğü en büyük depremi yaşıyor muyuz şu anda? Yıkımları kaldırmaya çalışıyor muyuz? Ne demişlerdi? Ya seçim mi yapılmaz? Kardeşim bırakın, bir sene oraya insan giremez. Şu anda Türkiye seçime gidiyor. AK Parti, Cumhur İttifakı neyi konuşuyor? Seçimden çok ben depremin yaralarını nasıl sararım? Bu enkazı nasıl kaldırırım? Yeni binaları nasıl yaparım? Vatandaşın konutuna ne yaparım? Muhalefet ne yapıyor? Bekçi hırsıza kurşun sıkıyor. Vay camımıza, bize kurşun sıkıldı. Biz buna şeyi bırakmayız. Öbürkü gidiyor ya, ben hepimiz çıkmışız ayakkabılarla seccadenin üstüne fotoğraf çekiyoruz. Bunu görmemişiz. Öbürkü bir şu heykeli bir açalım hele. Altta ne var? Biz diyoruz ki TOG'u yapalım. TOG'u kurasını çekiyoruz. 177 bin kişi benim denemediği arabaya para yatırıyor ve ben bu arabayı almak istiyorum diyor. 177 bin kişi. Biz de yazıldık. Bize çıkmadı. Hani milletvekilleri torpilli, milletvekili her şey olur diyor ya. Bana çıkmadı. Kardeşim yazılmış. Kardeşim birisi. Ona çıkmış. 4-5 kardeş yazıldık. Birisine çıkmış. Yani, Bakan Bey'e de çıkmadı. Efendim? Bakan Bey'e de çıkmadı. Bakan Bey'e de çıkmadı. Yani şimdi insanlar ya olur mu? Bakan Bey alır. Ya kardeşim yok böyle bir şey. Yani AK Parti yok diyorsa yok. Ha, devlet başkanı, Sayın Cumhurbaşkanımız elbette ki verilecek. Azerbaycan Cumhurbaşkanı istedi. Bunlar çok niteliksel bir şey. Tabii ki. Buradan söyleyeyim. Sayın Varank Bakanımıza grup toplantısında söyledim. Allah nasip ederse TOG'lardan birisi geldi. 7-9 şehirde fotoğraflar çekildi. Afyon'da da geldi, fotoğraflar çekildi malum. İnşallah bir TOG gelecek valiliğimizin önünde seçimden önce. Hepimiz onu göreceğiz. Belki Afyon'a çıkan arkadaşlarımız alır. Biz de onlara bineriz, deneriz. İki tur gezdirirler. İki tur gezdirirler. Biz de bundan mutluluk duyarız. Sayın Milletvekilim, bu bölümün son sorusunu ben sorayım. Ondan sonra kısa bir ara vereceğiz. Millet onay verdiği müddetçe zaten değişim, lider kendi içindeki değişimleri 3'te 2 yapıyor. Her dönem milletvekillerinin genelde mecliste 3'te 2'si değişiyor. Bu dönem kimler değişecek? Üçümüzden. Hiç bilmiyorum onu. Onu Sayın Cumhurbaşkanımız da kimse bilmez. Peki. Yani Afyon'un 3 milletvekilinden ikisi değil. Hayır. Şimdi bu öyle bir şey çıkıyor ortaya. Hayır. Oransal olarak. Bu Türkiye'de. Tamam. Bir de Afyon'daki oran. Efendim şöyle. Mesela geçen yıl Balıkesir'deki hepsi birden değişti. Afyon yani, hepsi de değişebilir. Afyon'da geçen dönem 3'te 1 değişti. 3 kişiydik biz biliyorsunuz. Ertuğrul bir şey daha söyledi. Yok. Sayın Vekilim, bu bölümün son sorusu. TOG'dan bahsettik, yolları konuştuk. Bizi Afyon'u, Yedikocalı Hürmüzlük'ten ne zaman kurtaracaksınız? Karayollar Bölge Müdürlüğü. Evet. Evet. Nasıl anladınız? Yani vaka bu. Bizim de her Ulaşım Bakanımızı gördüğümüzde... Yani tek başına iktidar. En güçlü milletvekilleri bizde.
Cumhurbaşkanımız Afyon'u çok seviyor. Gözü gibi baktığı valiyi Afyon'a gönderdi. Afyon'da her seçimde Türkiye ortalamasından daha fazla oy veriyor. En çok belediyeyi burada kazandınız. Ama biz üvey evlat mıyız? Yok hayır. Yani 7 şey tane, kaç tane? 3 tane bölge müdürlüğüne bağlıyız değil mi Afyon olarak? Evet. Yani yollarımız bütün Türkiye'nin kullandığı yollar. Ve bunu biz kendimiz için istemiyoruz. Bu yoldan geçenler için aslında. Efendim şöyle, bizim eylem mi yapalım? Yaklaşık 50 kilometre bölünmüş yolumuzu 600 kilometreye çıkarttık. Yani yol bölünmüş yolumuzu inanılmaz derece bitirdik. Çok az bir yerimiz kaldı. Türkiye'de yapıldı sayın. Efendim hayır. Ben size göndereyim. Türkiye ortalamasının çok güzel Afyon. Yani orada da sayın haksızlık yaptığınız yollar da var Afyon'la ilgili. Mesela Şuhut Afyon arası gerekli miydi? Gerekliydi. Çay dinarı yapsanız daha önemli değil miydi? Olurdu. Orada bir tercih hatası var. Eskişehir Afyon arası bekliyor. Eskişehir Afyon arası hayır. Biz kendi sınırımızı yaptık. Onu Eskişehirlere soracağız. Ama İnşallah orada biz yapacağız. Yani bütün AK Parti'ye getirdiniz. Evet tabii. Şimdi efendim orada yollarımız da şöyle. Bizim bölge müdürlüğümüz 1980 yılında karar alınmış. Afyon ve Kars. Evet. 18. ve 19. bölge olarak. Kenan Evren ihtilal yapmış. Hatta bizim Kızılören ilçe başkanımız Abdullah abi emekli bir karayolcudur. Diyor ki vekilim bizim oradan diyor bir kişi bölge müdürü vekil olarak atandı buraya geldi diyor. İşte bir çalıştı ben de İstanbul'dayım. Afyon'a geleceğim, bölge müdürüne çalışacağım diye bekliyordum diyor. Sonra iptal olmuş. Ben bu belgelerin hepsini kayıtları çıkarttım. Ulaştırma bakanlarımıza götürdüm. Bakanlarımızla beraber Veysel Hocam, İbrahim Bey vekilimiz defalarca gittik. Hatta her defasında bakanımız buraya geldiğinde geçen gösterdik, bak dedik Sayın Bakanım şu ne kadar güzel. Şu karayolları buranın arkasında. Evet, buraya bir bölge müdürlüğü, kampüs gibi yaptık. Kampüs gibi bölge müdürlüğü yaptık. Allah nasip ederse bir gün arzumuz onun tabelesine koymak. Ne zaman efendim? Efendim yani şimdi... Yani şimdi bakın, iki tane bölge müdürlüğü kuruldu. Kenan Evren evet. Orayı lağvetti ama Kars açıldı. Karslı bir Ulaşım Bakanı olunca Kars açıldı. Açıldı yani evet. O zaman bizim hakkımız yenilmiş oldu efendim. Doğru söylüyorsunuz. Yani bizim Kars'ta hakkımız, bölge müdürlüğü gerekmez bunu, aslında. Hayır orada da şey... Ama Afyon'a daha elzem. Elzem. Bizim 400 kilometre karayolumuz oluyor. Hatta onu da geçiyordu zannediyorum. Biz bölge müdürlüğü Kütahya'nın bir kısmı Ankara, Konya, Antalya'dan alarak güzel bir bölge müdürlüğü oluşuyor. Bunu bizim de arzumuz, gayret ettiğimiz de bir konu. Evet bunun olması lazım ama bu olmadığı için yatırım kalıyor kısmı doğru değil. Ya sayın vekilim yani burada kızmayın bunları soruyorum diye de. Devlet su işlerinde Isparta'ya bağlıyız. Vakıflarda Kütahya'ya bağlıyız. Başka bir yerde yine ormanda Kütahya'ya bağlıyız. Yani Afyon bu kadar mı? Ormanda sadece Kütahya değil, hemen Isparta hem Kütahya ikisine bağlıyız. İkisine bağlıyız. Dinar yani İşletme işte Müdürlüğü de... Isparta'ya bağlı. Ne güzel söylediniz. Afyon. Biliyorsunuz yani bunları görüyorsunuz. Yani biz, efendim ben hani, elbette siyaset yapıyorum. Hani bir ifade vardır ya, vur ağzına al lokmasını. Biz Afyon hep böyle ağzımıza vuruyor lokmamız biz, gidiyor. Biz, ne zaman bitecek? Biz son dönem hiç bir şeyimizi vermedik. Hiçbir şey de getirmediniz ama. Hayır olur mu efendim? Bir meteoroloji getirdiniz Allah razı olsun. Alın onu da zaten radardan, yukarıdan, uydudan görülüyor. Hiç göremezsiniz. Hayır efendim onu da göremezsiniz. Mesela, ya onu da verin başka bir yere efendim. Neye verelim efendim? Kütahya'yı, Uşak'a verin. Uşak'ı yok mesela. Uşak'a verin. Allah büyük. Alacağımız başka şeyler de olur. Yani bir gün görürsünüz. Karayolları bu yeni dönem için söz verir misiniz? Ben şimdi bakın söz verdiğiniz bir şeyi mutlaka yapmanız gerek. Hayır söz verdiğiniz yapmadınız. O da ayrı bir şey de. Bir daha söyleyeyim. 2018'de 2019'da millet bahçeleri dediniz halen duruyor. Hayır millet bahçeleri... Yüksek hızlı tren bitecek dediniz. Bir dakika. 2023'e tamam. Geldik bitmedi. Afray dediniz. Bir dakika. Mehmet abinin süresi bitiyor bitmedi. Sivri Havalimanı'nın anlattığını bir dakika, bir dakika. Şey, biz söz mi? Verdiğimizde eksik bıraktığımız hiçbir şey yok. Kusura bakmayın. Cirit Kayası millet bahçesi. Bitmedi efendim. Efendim bitmeyebilir ama ihalesini yaptık, yer teslimini yaptık. Göreceksiniz ne kadar hızlı yürüyeceğini göreceksiniz. İki, garnizon millet bahçesinin... O da bitmedi efendim. Efendim başladık. 4 sene oldu sayın vekil. Hayır efendim millet bahçesi lütfen istirham ederim. 2019'da söz 2019 verdim. Söz verdim. Millet bahçesi bir sene, 1,5 sene sonra oranın kararı verildi. Bizim ilk verdiğimiz Cirit Kayası'ydı, şey değildi. Garnizon yoktu. O da garnizon sonraki süreçte gerçekleşti. Garnizonun yerini biliyorsunuz çektik, telini çektik. Şimdi ihalesini yapmak üzereler. Şeyimize yaklaşık 60 milyon liralık komutanlık binası yapıyor belediyemiz. Onun ihalesini yaptık, başladık. Çok hızlı bir şekilde bitecek. Hem Cirit Kayası'na hem garnizona başladık. Etti ki
Biz şu deprem olmasaydı Afrayın da temelini atacaktık. Başlamadınız demiyorum. Başladınız. Ama AK Parti söz verip de başlamadı, hiçbir şey yok Sayın Güz Bey. Ama bittiği de yok. Hayır. Şu anda yani. Sonuçta hayatta elbette ki bitmeyecek. Bir günde bitiyor mu bir şey? Yani mesela hızlı tren. 2.2 milyar euro. 2.2 milyar euro çarpın. 45 katrilyonluk bir yatırım. 45 katrilyonluk bir yatırımı Allah nasip etse 2024'te Afyon kısmının açılacağına inanıyorum 2023'te ben. Bir kısmı da 2024'de kalıyor. 2023'te yetişmez. Neden? Ciddi bir yatırım ve çok hızlı da yürüyor. 2.2 milyon euro. Sadece hazine görüşmeleri bir yıla yakın sürdü. Çünkü bu bir uluslararası kredi. Milim gün gün takip ettik. Afray'ın projesini bitirdik. Genel müdür mesela Yalçın Bey, depremde gördünüz, fotoğraflarını da gördünüz. Deprem mühendisi, doçent, altyapı genel müdürümüz. Kendisi şeyin altına girmişti, enkazın altına girmişti. Genel müdür yaralı çıkarıyor. Hepsi oralara gitti. Şu anda Ulaştırma Bakanlığı'nın bütün kadrosu Adıyaman'da. Bu süreçte Allah'ın izniyle gelecek ve temelini atacağız. Projeye gittik, hep beraber gördük, yerinde inceledik. Teker teker geldi. Bana söyleyin ki şu sözü verdiniz. Evet, askeri havalarla ilgili kısmını anlattım. Bir sebebi. Onun dışındakinin tamamının ya ihalesini yaptık, ya yer teslimini yaptık, ya inşaatı devam ediyor, bitmek üzere ya da ya temeli atılmak üzere. Biz şuna iddiayla söylüyorum. AK Parti söz verirse mutlak surette yapar. Belki gecikir. Buna bir itirazım yok. Bunu da siz belirleyemeyebiliyorsunuz. Müteahhit iflas ediyor. Efendim birisi işe başlıyorsunuz, ihale iptal ediyor, kamu ihale kurumu iptal ediyor. Başka deprem ekonomik oluyor. Sıkıntılar çıkıyor, çalkantılar çıkıyor. Yani biraz gecikebilir dediğiniz bizim müze 15 sene falan gecikti aşağı yukarı. O da artık bitti. 2011'de temel atıldı. Bugün 2023 zaten toplamı 12 yıl. NG Gürel, NG Gürel'le birlikte atılmışlardı. Ya Sayın Güz Bey Allah aşkına temelin atıldığı tarihten bugüne 12 yıl olmuş. 15'i nasıl gecikiyor? Müzesizlikten öldük yani efendim o dönem. Müzesizlikten var ya perişan olduk. 2 yılda bitecek. Tarih vermişti. Bakana soracaksınız. Ertuğrul Günay'a ben mesela o müzenin projesi yanlış. Ben vicdan azabı duyuyorum. O projeyi çizen mühendisi görsem inanın en ağır sözleri söylerim. Yani bu kadar büyük, bu kadar devasa, bu kadar bir proje çizeceğinize daha uygun bir proje çizseler bugüne kadar yeterdi. Bugünkü parayla o müze en az 500 milyon lira değer eder. Evet. Korkunç bir rakam. İnşallah bitecek. Bitti efendim, bitti. Ama bence inanmayız efendim. Bence o sizin görüşünüz. Büyük olması gayet yerinde. Çünkü Afyon'da bildiğim kadarıyla Türkiye'deki en fazla eserlerin olduğu şehirlerden bir tanesiyiz ve daha birçoğu sergilenemeden depolarda bekliyor. O nedenle onda bir itiraz var. Tamam, müzeler de bütün eserler olacak mı yoksa bir kısmı devam edecek? Sadece o tiyatro vesaire kısmı erteledik. Tabii ki. Ayrı da. Müzelerin genel özelliğidir. Burada özellikler var. Bir de evet. Belediye 4 yıl yat, son yıl çalış. O var. Peki. Sevgili seyirciler, kısa bir ara veriyoruz. İkinci bölümde Ali Bey ile tekrar birlikte olacağız.